istikamette yürüyeceğiz beraber, toplu bir şekilde. Benim komutlarıma, uyarılarıma dikkat edin. Evet, seni takip edin arkadaşlar. Evet, biliyorum. Gel yürüyelim. Hadi. Buradan etrafa bakabilirsiniz. Bu arada boşunmayın. Bayağı yüksek yer. Merhaba, sizinle sıratlı yürüyüşü yapıyoruz 2021. Evet. Şurada bir kiliseniz var, görmek isterseniz. Kilise, kaya oyma kilise, görmek isterseniz. Bir bakın. Zaten hepsini görmeyeceğiz. Bir tane örnek olarak görün diye satıyorum. Tamam, tamam. Tamam. Bakın buraya gelin. Gel beğeni. Biz aynen tam burada fotoğraf çekiyoruz. Tamam abi. İnanamazlar. İnanamazlar. Kayvan'da kimse görün arkadaşlar. Evet. Nasıl bu? Neresi? Jandarma olsun mu? Tamam bak burada almış mı var? Elyas'ın nerede? Okay, so whatever happens will happen. Exactly. The same thing in the pool, those rocks can crack. So they didn't see the crack? Yeah. That will be the same in the inside. So they left it. Arkadaşlar fotoğrafa bakın. Evet. Rusya'dan başlıyorum. Şapkayı da çekiyorum. Şu an şuradayız bakın. Merdivenlerden indik. Ben ısırmaya yürüyeceğiz.
Şurası gideceğimiz yer. Burası 3,5 kilometre. Maşallah. 45 dakika sürer. Yolda mola verecek bir yer var ama size bağlı. Tamam mı? Vadimiz oradan devam ediyor. Girerken gördüğümüz Selime Katedrali'ni gördük ya. Şurası. O yüksek kayalıkları gördüğümüz, peribacalarını gördüğümüz yer de burası. Aslında biz orada önce vadinin girişini gördük. Suyun akışı yönünde gideceğiz şimdi. Orası tersiydi. Vadimiz bu. Biz şu kısmını yürüyeceğiz inşallah. Otobüslerimiz eğer uygun olursa aşağı kadar gelecekler bizi almaya. Uygun olmazsa biraz yürüyeceğiz. Çünkü çok da eğer herkes buradaysa fotoğraf almak isteyenler alsınlar. Benim işaretimle beraber yürüyeceğiz. Başka yürüyenler de var. Kalabalık olacak. Mümkün olduğu kadar gruptan kopmadan şapkayı takip ederim. Şapkayı orada göremeyebilirsiniz. Vadi içinde ağaçlar var. Orada göremeyebilirsiniz. Ben oldukça yavaş yürüyeceğim. Size uyacağım. Tamam mı? En arkadan İlhan Hocam gelecek. İki arkadaşımız daha var. Onlar da sizi toplayıp gelecekler. Onu da yaparım. Başka gidecek yeri yok ki. Kafaya dikkat edin abi. Benim gibi kısa boylu olur kafana da değil. Herkes senin gibi böyle kısa boylu değil yani. Ama çok evet. Bayağı bir şeyler yapmışlar yani. Boş değil değil mi? Biz de boş durmadık. Evet, boş durmamıştık. Gidecek böller yerine. Hocam böyle ben de seni çekeyim. Maşallah, maşallah başkanım var. Milyonlarca Mardin. Sabunu yapıyor. Mardin'e 10 yıl önce öğrencileri gezmeye getirmiştik. Orada Milattan önce 10 bin yılında bir kilise yapılmış öyle. Ona göre gelsin. Tamam. Benim otobüse de. Hacı sen sürdü, tamam mı Emin? Sen sürdü. Sağ ol. Niye olmaz? Evet, canlı yayında. Hepinizi hürmetle selam. Bu vesileyle en sonda kalıyorum da herhalde. Son mu abi? Var herhalde. Yok abi arkada kilolular kaldı. Neyse onlar kalsın abi. Thank you.
yazıyoruz. Teşekkür ederiz bu organizasyonu yaptıkları için. Biz teşekkür ederiz. Evet. Amca Asım ne? Bak. Selam. Aleyküm selam. Kahramanmaraş ekibi olarak. Ben her gün böyle yerlerde dolaşıyorum. Ben zaten güzel bir yere gideceğiz. Vallahi ben de olsun. Geldim vallahi. Peki. Evet. Arkadaşlar nereye gidiyoruz? Gelin gelin gelin. Ben yürümedim daha. Halde gidiyorlar. Yürü oğlum. Hayır. Tuvalet. Direk. Çay bak 5 dakika verdim ben kalkacağız 5 dakika. Olmaz abi. Bırakırım seni burada. Ben şapkayı kaldırıyorum. Evet Önder. Önder hareket ediyoruz. Şapka havaya Önder buraya. Şapka. Önder buraya. Öyle bir şey hatırlıyorum. Peri bacaların onu da böyle değil. He, bir şey var. Var ya. Şeyleri var. Oralara git. Evet, grubumuz geliyor. Ben 18 yaşındaysa bak onu bitirim. Gezeriz abi yok değil mi? Çift sayısın diye iki kere aynı yere iki defa basıyor. Ne 2000'i ya? 5000'i gösteriyor. Selamünaleyküm. Almanya'ya sonra kalacağım. Çift vatandaşlığım var. Selamun aleyküm. Hadi başka selam olsun. Şapkasız o selam verilmez abi.
Yol yedeydi. Metal var herhalde. Hadi süpa olsun içerisinde. Çok güzel. Takılar, geyik kemiğinden, ondan sonra taşlardan yaptıkları. Yaklaşık bir çay kadar var. İşte yukarı tepeye doğru gidiyorsun. Orada gördük ya. Böyle çay içeyim dedim. 100 kilise, kilise 5000 tane konuk. 50 bin, kimi 50 bin, kimi 20 bin insandan bahsediyorum. Bakın bu, şu yukarıda gördüğünüz göz göz yerler var ya kayalıklarda. Evet. Bakın arı peteği gibi görebiliyor musun? Sağ tarafta kaldı. Sağ tarafta bakın şurada. Ha, oradan göremeyebilirsiniz. Biraz daha ilerlesek. Arı peteği gibi. Onlar güvercinlik, güvercinlik. Güvercinlerin, hani az önce bahsettiğim Horasan harcı diyorduk ya. Evet. Güvercin yumurtasının akı. Ondan sonra artı güvercinin gübresi. Güvercinin gübresi için oraları yemliyorlar. Evet. Gübresini alıyorlar. Bağlarda çok faydalıdır gübre. Güvercin gübresi oldukça kıymetli bir çözüm. Evet, çok güzel. %15'ler bakın kapımızda kullanılıyor. Çok küçük.
Horozun harcı içinde. Horozun harcı içinde kullanıyorlar o yumurtayı, fazlasını. Güvercinler nasıl kıymetli? Yani sayıları tutuyor da. Horozun harcı da şeyden yapılıyor, yumurtanın akından. Normal tavuk yumurtası da olur. Evet. Bunlar güvercinler. Ha, kolay gelsin, hayırlı işler. Evet. Turun sonuna geldik. Sonuna doğru yaklaşıyoruz. Evet, vadinin sonuna geldik. Gelince bir de oturup durmanı öğrenciye kadar buradayız. Çöre otu var, kuş burnu var, erik kuzusu var, ay sürücüsü var, cilde var, maşallah, yok yok, her şey yetişiyor. Bu da derenin çıkışında yöresel ürünler satılıyor. Aşağı sarkmışsa bu yanakları, o malak. Kafası iri, gözleri kırmızı, kafa kısmı ve göğüs kısmı iri olan ve bayağı yüksek olarak yapıyor. O malaklıdır. Çok belirgin zaten, hemen anlarsınız. Malaklı'nın yani şeyi odur, en büyük özelliği. Malak da oradan geliyor. Malak bizde 100 metre. Malak yıldakla geldi. Malak'ın Mıntık Vadisi'ni yürüdük ve Belisirma'dan çıkış yaptık. 4 kilometre yürüdük takriben. 14 kilometre vadinin tamamı. Biz sadece bunun bir kısmını yürüdük. Çünkü araçlarımız buraya geliyor. Merdivenlerden indik ve araçlarımıza binip çıkacağız. Vadimiz akarsu aşındırması sonucu oluşmuş. İçinde 100 adet en az tespit edilmiş kilise ve 5000'den fazla konutun olduğu, 50 ila 20 bin civarında insanın yaşadığı düşünülen ve bir mezhebin, Gregorian mezhebinin kurulduğu, kuruluş felsefesinin yapıldığı yer. Burada 3 tane isim var Hristiyan alemi için, özellikle Ortodokslar için önemli olan. Nazianus, Basilius ve Georgios isminde 3 tane kişi. Bunlar önemlidir. Bütün Kapadokya için. Buranın din hayatını canlandıran, yaşatan kişiler bunlar. Buradan otobüsle birlikte döneceğiz. Sadece vadi kısmı bu. Aksaraylı olmayıp da Aksaray'ı gezmek isteyenlere bir tavsiyeniz de. Evet, Aksaray'da hem Bizans, hem Roma, hem Selçuklos, yani birçok medeniyetin eserlerini çok rahatlıkla bulabilecekleri, hem manevi, Tomucu Baba'yla, Zincirli Medresesi'yle ve eski bir sivil mimari örnekleri de dahil olmak üzere, doğası, dağı, Tuz Gölü'yle ve bugün gezdiğimiz Roma-Bizans dönemine ait, Hristiyan dönemlerine ait eserleriyle kesinlikle gelenleri tatmin edecek. Yani iyi ki gelmişim diyebileceğiniz kadar esere sahip bir coğrafyayız.